Dünyada her yıl 2 milyon 360 bin kişi meslek hastalıkları ya da iş kazaları sonucu ölüyor. Yani her 15 saniyede bir işçi yaptığı iş yüzünden hayatından oluyor. Türkiye'de her yıl en az 1500, günde en az 4 çalışan iş kazalarında can veriyor. Meslek hastalıklarından ölenlerin sayısı ise yılda en az 6 bin kişi. Yani işi başında alın teri dökerken ölen insan sayısı savaşlarda ölen insan sayısından kat ve kat fazla. Peki bu çalışma savaşı neden yaşanıyor? %90'ı önlenebilir, işin başı yaşam demekle önüne geçilebilir bu kazalar nasıl ortaya çıkıyor? Gelin Erzurum Aşkale'de hayatını kaybeden 5 işçinin yaşadıklarına bir bakalım. Mustafa Arifoğulları, Rıdvan Takım, Feridun Öztürk, Ahmet Said Turan ve Şahin Baykal. Dördü taşeron firma çalışanı, biri TEDAŞ kadrosunda bulunan 5 işçi, 3 Nisan 2012 akşamı donmuş baraj göletinin ortasında kalan yüksek gerilim hattına onarım çalışmasına gitti. İşçiler Aşkale halkının kameraların gözü önünde donarak, boğularak hayatlarını kaybettiler. Bu durum kurtarma çalışmasının yetersizliğiyle gündeme geldi ama bu durumun asıl nedeni neydi? İşçiler o ölüm göletine neden girmişti? Saat 5'i çeyrek geçe civarlarıydı. Ben işten kardeşimin dükkanına geldim. Kardeşimle beraberken içeriye Hacı abim geldi, Mustafa abim geldi. O esnada telefonu çaldı. Telefondan tahminen şöyle diyorlardı. Çünkü abimin onlara verdiği cevaptan çıkardığım şu. İşte Karasu göletinde bir direğin düştüğünü ve bu direğin de merkeze bağlı çiftlik ve yeni köy hattını beslediğini, hatta çat hattını beslediğini, oraların elektriksiz kaldığını, dolayısıyla oraya gitmeleri gerektiğini abime söylediler. Abimden izin istediler. Biz gidiyoruz dediler. Yalnız abim onlara göletin durumuyla ilgili, işte göletin çok buzlu olduğunu, göletin soğuk olduğunu, makine ve teçhizatlarının olmadığını, yani o direğe ulaşmak için bir kayık, sandal, hücum yeleği gibi teknik donanımları olmadığı için onlara müsaade etmedi. Ve daha sonra telefonu kapadıktan sonra bana döndü. Ya dedi, izin versem yani oraya gidecekler, Allah korusun olmadık şeyler çıkacak diye bize söyledi. Tabii bir sonraki gün artık ne değişti, ne oldu? Bir gün önce söyleyen bir insan 24 saatte ne değişti ki? Kendi oraya gidip o arızayı giderme noktasında bir takım çalışmalar yaptı. Bizim Aşkale'de bulunan bir deniz bisikleti, belediyeye bağlı bir deniz bisikleti akıllarına gelmiş. Deniz bisikletini aldıktan sonra göletin başına gitmişler. Göletin başına geldikleri zaman abim, hatta sonradan orada bulunan arkadaşlar söyledi, İşte orada ikindi namazını kılmış. Namazı kıldıktan sonra gölete kendisi önde, arkadaşları yan tarafta, direğe ilerlemek için denizde oluşan koridor, su koridorundan ilerlemeye başlamışlar. Hatta abim deniz bisikletinin ön tarafında elinde bir tane buz kırıcı, artık ne olduğunu bilmiyoruz, buzları kıra kıra direğe ulaşıp da arızayı giderme noktasına bir takım çabaya girmişler. Tabii bu esnada önce abim düşmüş. Abim düşünce de dün abimle beraber çalışan bir arkadaşlar karşı taraftan dürbünle izliyorlar. Diyorlar ki Hacı abim düştükten sonra oradaki arkadaşlar, geriye kalan 4 kişiyi paniklediler. Abimi kurtarmak için bir çabaya girdiler. Dolayısıyla o esnada deniz bisikletinin dengesi bozulduğu için onlar da düştü. İşte o 24 saatte neyin değiştiğini, nasıl bir emir mi aldı, mutlak yapılması mı gerekiyor dediler. Ne oldu onu biz çok merak ediyoruz. Başından sonuna kadar fiyasko, gerçekten bir fiyasko. Gölet yapıyorsan direğin orada ne işi var? Direk koymuşsunsa orada bir arıza olabileceğini düşüneceksin. Ya bir bot koyacaksın, ya bir teçhizat koyacaksın, ya bir malzeme koyacaksın. Şu an zaten tek kadrolu olarak, eski olarak çalışan rahmetli babamdı. Şimdi 20 yaşında, 25 yaşında gencecik askerden yeni gelmiş çocukları alıyorsunuz. Bir anda çocuklar kendini direğin başında buluyor. Yani hiçbir eğitim almadan, hiçbir önlem almadan, hiçbir seminer almadan, kurs almadan. Bizim korkumuz şimdi bundan sonra yaşanacak olaylar. Geçen 2 gün önce İspir'de yine aynı taşören firma personeli direkte çarpılarak düşmüş ve hayatını kaybetmiş. Ve bu olaylar çok sıkça olacağını ben şu an kestirebiliyorum. Niye? Eğitim her şeyden önce iş güvenliği, iş eğitimi. Yani şu an bizim çalıştığımız ortamda da öyle. Biz her şeyden önce iş güvenliği, iş, yani onu almadan işe başlamıyoruz ki başlarsak, hata yaparsak canımızı ödüyoruz.
Ölen işçilerden Şahin Baykal ve Ahmet Sait Turan'ın aileleri de önemli ayrıntılar aktardı. Bu işin başından ta sonuna kadar kurtarılması da oradan kurtarma gayretleri de bir rezalet. Şimdi ben düşünüyorum, bakıyorum. Bu çocuklar bu suya niye gittiler akşamın bu saatinde? Saat 6'da mesela mesai saatleri bitmiş. Sizlerin de malum olduğu gibi demokratik ülkelerde en büyük silah ekonomidir. Şimdi bu çocuklar ellerindeki ekmek parasını kaybetmeme pahasına oraya gittiler ki yani hani o işlerini yaparlar da yarın işten bir gün kovulmamaları için. Kovulmamaları adına. Aşağıda Tecer diye bir yer var. Bu mevsimde o suya girmeseler de gönderilmese de Tecer'den o hattı kesik olan köylerin veyahut da işte Çat ilçesinin elektriği beslense beslenir. Yani şu anda zaten oradan besleniyor. Şu anda oradan besleniyor. Bu bile bile resmen kasıt. Yani hani kasıt da olmasa ona hukuk dilinde bir şey deniliyor. Ne diyorlar? Neyse işte unuttum. Taksirli suç işletiyorlar yani. Bir nevi birinci dereceden taksirli suç bu. Bunun başka bir alternatifi, başka bir izahı yok. Yani böyle düşündüğünüz zaman tamamen bir cinayet. Buna kaza demek doğru değil. Bu kaza değil. Kader değil. O halde çırpına suyun kenarında can vermiş benim uşağım. Hiç kurtaran yok. Kurtarmaya hiçbir zamanında bile gitmemiş uşağıma. Ne havaradan ne karadan uşağıma bir de müdahale eden yok. Çocuğum 2 saat suyun içinde çırpınmış. Bu nasıl yetkililer ki bunu zamanında müdahale etmemişler? Bir kere sen balaş yapıyorsun. Elektrik direklerinin burada ne işi var? Yüksek gerilim hatları oradan geçiyor. Sen yani benim çocuklarım, senin botun yok, bir şeyin yok, emniyetin almamışsan benim çocuklarımı niye oraya koyuyorsunuz? Yani? Ben büyük devlet inanmıyorum. Yok devlet burada. Ben onun büyük abisiyim. Yani benim yaşım 23, yaklaşık böyle aynı yaştaydık. Böyle her türlü derdini, sıkıntısını bana anlatır. Ben kendi kardeşimden bahsediyorum. Diğerlerini tanımıyorum. Abi diyordu yani bizi bir dereye çıkarıyorlar. Hiçbir şey önlemi yok diyordu. Yani elektriği bile gidip şartelden kesmiyorlar diyor. Bizi işte sepetli vinçle çıkarıyorlar diyordu. Altta vincin bilmem vidası eksik. Yani diyor ufak bir esnemede ta direkten aşağı, vinçten aşağı düşeceğiz. Yani kardeşim sayısız ihmali bana sayıyordu da hani ne bileyim ben bir abi olarak hiç yakıştıramadım. Hani ilerisinde bu ihmallerden vefat edecek, bilmem ne yapacak, şey yapacak diye yani. Erzurum'da iş güvenliğine ilişkin vahim eksiklikler göze çarpıyor. Baraj göletinin ortasında yüksek gerilim hattı ne arıyor? Gölet Haziran 2011 seçimlerinden hemen önce açıldı. Peki neden yeterli önlem alınmaksızın açıldı? TEDAŞ elektrik direklerini neden 9 aydır taşımadı? Güvenlik riski %100 iken 5 işçi nasıl oldu da onarıma yollandı? Taşeron firmada çalışmak TEDAŞ işçiler üzerine nasıl bir baskı yaratıyor? TESİŞ'in Erzurum Şube Başkanı Muharrem Demircan en vahim durumu ortaya koydu. İşçilerin riskli işi reddetme hakkı bulunmuyordu. Çok rahatlıkla söyleyebilirim ve çok da iddialıyım. Gitmelerinin tek sebebi şudur, taşeron firmalarda. Özelleştirmede, yarı özel, tam özel. Bu tür noktalarda çalıştıran arkadaşlarımızın hiçbir teminatları yok. Yani teminattan ki kastım şu, bugün bana böyle emri yapmadığım zaman sabahleyin muhasebeden hesabını kes, işine son verildi. Çok rahatlıkla dinebiliyor. Bir taşeron firmada işe girebilmek adına 800 milyon, 820 milyon bir ücretle müthiş derecede torpille bulmak zorundayız. O işe daha girebilmek adına. Burada saat mefhumumuz yok. İşte direğe çıkıyorum, eldivenim. Direğe çıkıyorum, benim topraklamam. Direğe çıkıyorum, iş elbisem. Direğe çıkıyorum, baretim. Acaba yani bugün bu Türkiye'de kamuoyundan birlikte bir gizli olarak bir araştırma yapılsın. Bakın ki taşeron firma işçiliğinde bu malzemelerin hangisi veriliyor? Verilen yerlerde dahi hangi eğitim veriliyor? Bir topraklama arkadaşlarımıza nasıl yapılır?
can güvenliği nasıl sağlanır? Emniyet tedbirleri nasıl alınır? Yüzde kaçı biliyor? Bizde çalışma saatleri yasayla belirlenmiş olan haftalık 45 saat çalışma süremiz var. Bu arkadaşlarımızda çalışma süresindeki mefhum, işte günlük 9 saat, haftalık 45 saat falan diye bir mefhumları yok. Arkadaşlarımız sabah 8'de geldi, saat 11'e kadar çalıştırılabiliyor. Hiç kimse sağa sola çekmesin. Yapsınlar düzgün barıştırmaları, anketlerini, taşeron firmalardaki kazaların ne olduğunu, tamamını %99'unu üstüne basa basa ısrarla vurguluyorum. %99'u baskıyla çalıştırma sonucu doğmuştur.